tatile gitmiştik. Tatilde geçen güneşleniyor. Penis'i topla oynuyor. Mert ise tatilin tadını çıkarıyordu. Derken Penis'in topu bir yabancının bahçesine kaçtı. Ve topunu almak için izinsizce başkasının bahçesine girdi. Bunu gören ev sahibi onları hırsız sanıp polis çağırdı. Polis derhal olay yerine gelip Mert, Pelinsu ve Gecan'a hapis attı. Siz üçünüz nasıl bir suça karıştığınızın farkında mısınız? Yo, değiliz. Biz bir şey yapmadık ki. Evet, sadece topumuzu almaya çalışıyorduk. Susun! Yalan söylemeyin. O eve girip hırsızlık yapacaktınız. Ne? Hırsızlık mı? Ama bu çok kötü bir şey. Evet, annem öyle bir şey yaparsan bana çok kızar. Gardiyan Hanım, gerçekten topu almak için gitmiştik. Beni kandıramazsınız. Neyse, cezanıza geçiyorum. Ne? Ceza mı? Evet, ceza. 2 yıl boyunca hapiste yatacaksınız. Ne? 2 yıl mı? Ama biz bir şey yapmadık. 2 yıl çok. Gardiyan abla, şakayı bırak. Ne zaman çıkacağımızı söyle. Sence benim şaka yapar gibi bir halim mi var? Yok mu? Yok. 2 yıl hapistesiniz. Buraya hemen alırsanız iyi olur. Peki, oyuncaklayımızı buraya getirebilir miyiz? Saçmalama. Hapishaneye oyuncak getiremezsin. Ne? Artık oyuncak oynayamayacak mıyım? Ama oyuncak olmadan burası çok sıkıcı olur ki. Kesin sesinizi. Kesmeyeceğimiz de oyuncaklarımı izliyorum. Ah, başım şişti. Size daha fazla dayanamayacağım. Duyun, neye gidiyorsunuz? Bizi burada bırakmayın. Ben çıkmak istiyorum. Çok sıkıldım burada. Kapıyı açın. Biz sus. Neden anlamıyorsunuz? Alo. Burası sizin ananızın çiftliği mi? Ya bir sessiz olun be. Kafa bırakmadınız adamda. Hayır. Ağlayacağım işte. Ağlayacağım. Eğer ağlamaya devam edersen senin o dilini koparır. Böcekle yem ederim. Tamam abi. Özür dileyim. Sustum. Güçlü erkeğim benim. Nasıl da susturdu? Koş. Herkes yemeğe. Hadi dışarı çıkın. Oley. Karnım da çok acıkmıştı. Ay. Yemekte inşallah tavuklu makarna vardır. Bu ne ya böyle? Şeker falan yok mu? Evet ya. Bu yemekler çok kötü. Keşke tavuklu makarna olsaydı. Hey. Ezikler. Bize ne diyorsun abi? Pelinsu. Bizim adımız Ezik değil. O yüzden bize konuşmuyor bence. Size diyorum size. Ne oldu abi, bir şey mi oldu? Bizim karnımız doymadı. O yemekleri içiniz de bize verin. Ama bu bizim yemeğimiz. Siz kendi yemeğinizi neden yemiyorsunuz? Biz kendi yemeklerimizi bitirdik ve doymadık. Sizin yemeklerinizi de istiyoruz. Ama biz çok açız. Size yemekleri verin dedik. Ama bizim de karnımız aç. Birazını da biz yiyelim canım. Acıktığımda ne kadar sinirli ve saldırgan olurum biliyor musunuz? Ne kadar abi? Çok. Pelinsu, ben koptum. En iyisi yemeklerimizi verelim. Ama yemeklerimizi verirsek biz aç kalıyız Egecan. Yapacak bir şey yok. Canımızı seviyorsak yiyecekleri onlara vereceğiz. Biz ne yiyeceğiz o zaman? Ne yerseniz yiyin. Benim umurumda değil. Şimdi o yemekleri bana verin. Yoksa sizin için kötü olur. Ah şöyle. Abla, sen de bu yemeği alabilirsin. Afiyet bal şeker olsun. Aferin. Yola geliyorsunuz. Yemek saati bitti. Herkes koğuşlara. Ama Gardiyan abla, biz daha yemek yemedik. Evet, bu ikisi bizim yemeğimizi aldı ve bir güzel yedi. Evet, biz çok açız. Bize yemek getirebilir misiniz? Burası sizin ananızın evi mi? Yok, değil. Keşke anamızın evinde olsaydık. En azından orada karnımız doyardı. Yemek yemediyseniz tüm gün aç kalırsınız. Yapacak bir şey yok. Hadi, herkes koğuşuna dedim. Tamam Gardiyan abla. Ama ben açım. Neyse, yapacak bir şey yok. Kolay gelsin Gardiyan abla. Arkadaşlar, benim karnım çok aç. Benim de Mert abi. Yanında yiyecek bir şeyler var mı? Olsaydı sizinle paylaşırdım ama benim de yiyecek hiçbir şeyim yok arkadaşlar. Bence buradan kaçalım. Böyle asla dayanamayız. Pelinsu, kaçmak imkansız. Bu hapishaneden kaçmak çok zor. Evet, hapishaneden kaçamayız. Ben bir cebime bakayım. Belki yiyecek bir şeyler vardır. Arkadaşlar. Ne oldu Pelinsu? Ne buldun? Yoksa yiyecek bir şey mi buldun? Evet. Bakın, çikolata buldum. Benle paylaş. Benimle de paylaş Pelinsu. Karnım gerçekten çok aç. Ama bu sadece bana yeter. Ama paylaşman lazım. Biz arkadaş değil miyiz? Arkadaşlar paylaşır. Egecan haklı Pelinsu. Tamam ama size biraz küçük böleyim.
yiyelim. Aa, o çikolata mı? Evet, çikolata. Bizim çikolatamız var, sizin yok. Biz şimdi çikolata yiyeceğiz. Aşko, benim canım çok çikolata çekiyor. Onlardan çikolatayı alır mısın? Tabii alırım aşkım. Hey siz, üçünüz o çikolatayı bana verin. Ne? Hayatta vermem. Sakın verme Penisu. Evet verme Penisu. Bu çikolata bizim, onların değil. Zaten tüm yemeğimizi de onlar yedi. Hey, siz içiniz laftan anlamıyor musunuz? Asıl siz laftan anlamıyor musunuz be? Bizim karnımız aç diyoruz. Ben de benim canım çikolata çekiyor diyorum. Hep sizin istedikleriniz mi olacak? Biraz da bizim istediklerimiz olsun ya. Böyle olmaz. Evet, hep bizim istediklerimiz olacak. Şimdi o çikolatayı bana ver yoksa... Yoksa ne? Ne yaparsın? Bir daha senin hayatın boyunca çikolata yiyemeyecek hale getiririm. Ah, abi baştan söylesene ya. Al, afiyet olsun. Aferin, adam olacaksın böyle. Aşkım al canım bir tanem çikolatanı ye. Ay, sana bayılıyorum Kenan. Bu çikolata da çok lezzetliymiş. Gerçekten lezzetli mi? Keşke biz de yiyebilseydik. Arkadaşlar bu kadarı da çok fazla ama ya. Bu bir saniyede ömür geçmez valla. Evet, ben eve gitmek istiyorum. Ben de. Annem bana bir sürü çikolata alıydı. Evimi izliyorum, annemi izliyorum. Burada daha fazla kalmak istemiyorum. Bu sesler de ne böyle? Ne oluyor, niye ağlıyorsunuz? Çünkü hem kaynımız az hem de burada soymalığa uğruyoruz. Evet, lütfen bizi çıkarın. Biz eve gitmek istiyoruz. Saçmalamayın. Siz bir suç işlediniz ve bunun cezasını çekmek zorundasınız. Ama biz bir şey yapmadık ki. Sadece topumuzu almak istemiştik. Bizim bir suçumuz yok. Ben anlamam. Bana söylenen bu. Hadi, şimdi çıkıp bahçeyi temizleyeceksiniz. Niye her şeyi biz yapıyoruz ya? Bu haksızlık. Evet, burada biz köle miyiz ya? Mert abi, biz burada mahkumuz. Bilmiyor muydun yoksa? Ah Egecan, ah. Sen sus en iyisi. Biz iş falan yapmayacağız gardiyan abla. Haberin olsun. Zaten yemek de yemedik. Siz devlet memuruna cevap mı veriyorsunuz? Yoksa siz cezanızın uzamasını mı istiyorsunuz? Yo. Ben asla öyle bir şey istemem gardiyan abla. İyi, hadi o zaman. Yürüyün temizliğe. Hadi bakalım. Şu bahçeyi temizleyin. Bitirince de koğuşlarınıza geri dönersiniz. Of ya gardiyan abla. Çok zalimsin. Evet çok kötüsün. Biz zaten suçsuzuz. Boş verin arkadaşlar. Hadi gelin işimizi bitirelim. Sonra da dinleniriz. Evet, vallahi ben de çok yoruldum arkadaşlar. Üstelik hava 100 derece. Bu sıcakta çalışılır mı ya? Doğru söylüyorsun Penisu. Çok sıcak. Düşüp bayılacağım şimdi. Arkadaşlar, işlerimizi bitirdiğimize göre hadi gelin şurada oturup bir keyif yapalım. Hey, durun bakalım. Nereye gidiyorsunuz? İşimiz bitti. Şurada oturup dinlenmeye gideceğiz. Ama bizim işimiz daha bitmedi. Evet, bizim işimiz olduğu gibi orada duruyor. Neden bu iş bitmedi söyleyin bana. Çünkü siz oturup lak lak yapıyordunuz. Biz de siz lak lak yapıyorken çalışıyorduk. Siz dururken bizim iş yapmamıza gerek yok ki. Nasıl yani? Bizim tüm işlerimizi siz yapacaksınız. Ama bu haksızlık. Biz zaten kendi işimizi bitirdik ve çok yorulduk. Ya bizim işimizi de yaparsınız ya da size burayı zindan ederim. Arkadaşlar yapacak bir şey yok. Dediklerini yapmamız lazım. Diğer türlü yoksa bizi döverler. Afiyet. Tamam hadi yapalım. Arkadaşlar ben gerçekten tükendim. Bu sıcakta daha fazla çalışamayacağım. Evet, ben de artık nefes bile alamıyorum. Burası gerçekten çok sıcak. Ben de sekey olduğum için eğeceğim şimdi. Ne oldu küçük bebeler, yoruldunuz mu yoksa? İşlerinizi çok güzel yapmışsınız. Ellerinize sağlık aşkolar. Biz zaten kendi işlerimizi bitirmiştik. Neden sizin işinizi de yaptık ki? Anlamıyorum. Çünkü burası bir hapishane. Ve hapishanede kralları ben koyarım, anladınız mı? Hadi işlerinizi bitirin. Yoksa canınızı yakarım. Hadi hemen şu işleri bitirelim de şunlardan kurtulalım. Tamam, hadi devam edelim. Arkadaşlar ben bittim.
burnum. Vallahi ben de adım atacak halim yok arkadaşlar. Bakın parmağımı bile havaya kaldıramıyorum. Mert abi bak ben parmağımı kaldırabiliyorum. Mert abi bak ben de kaldırabiliyorum parmağımı. Biz senden daha güçlüyüz. Egecan nasıl da Mert abimden güçlüyüz ama. Arkadaşlar dalga geçmeyi bırakır mısınız? Siz ne yaşadığımızın farkında mısınız? Burada kalmaya devam ettiğimiz sürece şu ikisi hayatımızı mahvetmeye devam edecek. Evet haklısın Mert abi. Buradan kaçmamız lazım bizim. Ama bir sahneden kaçamayız ki. Burada bir sürü gardiyan var. Evet Mert abi. Bizi görürlerse cezamızı uzatırlar ve burada daha çok kalırız. Ama bizi görmezlerse cezamız uzamaz ve buradan kaçar ve kırtılırız. Mert abi ama dışarıda bizi yakalarlar. O zaman ne yapacağız? Dışarı çıkar çıkmaz topumuzu almaya gittiğimizi kameradan kanıtlarız. Böylece de hırsız olmadığımız net bir şekilde anlaşılır. Mert abi çok zekisin ya. Ben de zekiyim değil mi Pelinsu? Ben de. Hayır sen salaksın Egecan. Ya ben salak değilim. Bana bakın siz burada ne konuşuyorsunuz? Hem siz neden oturuyorsunuz bakayım burada? Daha tuvaletler temizlenecek. Ama tuvaletleri temizleme görevini gardiyan abla size vermişti. Evet, bize vermişti. Biz de şimdi size veriyoruz. Hadi gidin tuvaletleri temizleyin. Ya ama bu haksızlık. Ya tüm işleri bize verip duruyorsunuz. Biz de insanız canım, biz de yoruluyoruz. Bu daha başlangıç şekerim. Alıştan iyi edersin. Of, bu yaptığınız hiç doğru değil. Neyse arkadaşlar, gelin hadi tuvaletleri temizleyelim. Of ya, tamam Mert abi. Ben tuvaletleri temizlemek istemiyorum ama ya. O zaman sen bizimle mi kalmak istiyorsun? Mert abi, beni de bekleyin. Mert abi, ben kapı kokusundan çok tiksiniyorum. Ben temizlemesem olur mu? Kızım, sen güçsüz müsün? Ben temizlerim. Arkadaşlar durun, ne yapıyorsunuz siz? Tuvaleti temizlemeye başlıyoruz Mert abi. Buraya tuvalet temizlemeye gelmedik. Neden geldik Mert abi? Kaçmak için plan yapmaya geldik. Ha, herkesin gözünün önünde yapamazdık. Çok zekice. Peki plan ne Mert abi? İlk plan gardiyanı oyalamak. Ama gardiyanı nasıl oyalayabileceğimizi bulamadım. Kavga çıkaralım Mert abi. Ben Pelinsu'yu döveyim. Gardiyan da sese gelir. Ya saçmalama be. Bana dokunursan kıyayım o elini. Kızım şakacıktan döveceğim ya. Zaten ben seni gerçekte dövemem. He, anladım. Tamam, oluyor o zaman. Arkadaşlar, kavga gerçekten çok iyi bir fikir. Ama siz ikiniz kavga etmeyeceksiniz. Biz Pelinsu'yla kavga etmeyeceksek kim edecek o zaman? Eda ve Kenan. Tamam da onlar birbirini çok seviyor. Asla kavga etmezler. Ama biz aralarını bozabiliriz. Peki nasıl yapacağız Mert abi? Orasını da bana bırakın. Ne Kenan'ı be? Kenan abi diyeceksin. Kenan abi, şuradaki kız yolladı beni. Senin yanına konuşmaya çağırıyormuş. Saçmalama oğlum. Ben Eda'dan başka hiçbir kızıyla konuşmam. Ama bu kız hapishanede herkesin parasını almış ve bu parayı sana verecekmiş. Oha! Tüm parayı bana mı verecekmiş? Aferin ona. Buranın sahibinin kim olduğunu iyi biliyor. Evet. Herkes biliyor Kenan abi. Hadi istersen sen kızın yanına git ve paraları al. Doğru söylüyorsun oğlum. Hemen gidip şu paraları gundileyim. Planın ilk aşaması başarılı. Oley be. O zaman ben hemen Eda'nın yanına gideyim. Eda. Ne var? Ne istiyorsun? Sana çok önemli bir şey söyleyeceğim. Ne oldu? Tuvalet malzemelerini mi bulamadın yoksa? Yok, çok daha kötüsü. Kenan seni aldatıyor. Ne? Doğru mu bu? Evet doğru. Bak Kenan nerede? Ortalıkta bile yok. Kesin başka güzel kızların yanına gitti. Orada da seni aldatıyor galiba. Ne? Ben ona haddini şimdi bildiririm. Kenan, neredesin alçak herif? Ha? Ya inanamıyorum. Gerçekten beni aldatıyormuş. Şimdi ben sana gününü gösteririm. Sen bana bunu nasıl yaparsın pislik? Ne oluyor ya? Ne yapmışım? Beni nasıl aldatırsın ya? Kızım delirdin mi sen? Ne aldatması? Ben seni çok seviyorum. Gözlerime mi inanayım yoksa senin yalan laflarına mı? Ha?
Sen bu kızı mı diyorsun? Evet, bu kızı diyorum. Şuna bak, çirkinin teki. Ha, ayıp oluyor ama. Bana bak, kes çeneni. Senin saçını başını yolarım maymun. Sakin mi olsak biraz? Ya sakin falan olamam ya. Sen beni bu maymunla nasıl aldatırsın? Sen kime maymunluyorsun? Sen kendi tipine bak, orangutan. Pardon, sen bana orangutan mı dedin? Evet öyle dedim. Orangutan seni. Şimdi senin işin bitti kızım. Allah! Ne oluyor ya? Bu sesler de ne? Yoksa kavga mı var? Kızlar durun, kavga etmeyin. Ya da edin ya. Benim için ilk kez kavga ediliyor. Çok hoşuma gitti. En iyisi ben gidip bir kontrol edeyim. Hiç mi kız? Benim erkeğimle konuşamaz. Anladın mı beni? Ne oluyor bakayım burada? Bu pislik kız beni sevgimden ayırmaya çalışıyor. Hayır, öyle bir şey yapmaya çalışmıyorum. Bu adam durduk yere benim yanıma geldi. Sonra orangutana benzeyen sevgisi de bana saldırdı, beni dövdü. Sen kime orangutan diyorsun lan? Durun, size durun diyorum, kavga etmeyin. Ya bunlar niye kavga ediyor ya? Valla ben anlamadım ama inşallah birbirlerini iyi döverler. Evet Egecan, bu sayede hiç yapmayın. Arkadaşlar, planım işe yaradı. Bakın içeride kavga ediyorlar. Bir saniye. Mert abi, sen mi onları kavga ettiydin? Çok ayıp Mert abi. Kavga çıkartmak ayıp bir şey. Saf direkt onları kavga ettirdim. Çünkü hapishaneden kaçtığımız için gardiyanın bir şekilde oyalanması gerekiyordu. Şimdi onlar kavga ederken biz hapishaneden kaçabiliriz. Oha! Çok zekice. Gardiyan şimdi onların kavgasıyla ilgilenirken bizim hemen hapishaneden kaçmamız lazım. Mert abi, sen benim düşündüğümden çok daha zeki biri çıktın. Teşekkür ederim Egecan. Hadi yürüyün arkadaşlar. Hapishaneden kaçalım. Arkadaşlar çok iyi gidiyoruz. Bakın kapı orada. Görünür de gardiyan yok Mert abi. Sonunda evimize gidiyoruz. O zaman hadi arkadaşlar. Bu hapishaneden kurtulalım. Ha? Sen de kimsin be? Ben gardiyanım. Asıl siz kimsiniz ve burada ne yapıyorsunuz? Neden koğuşlarınızda değilsiniz? Yoksa siz hapishaneden mi kaçıyorsunuz? Biz bir şey yapmıyoruz. Şey yapıyoruz şey. Gardiyan abi, biz hava almaya çıkmıştık da hava alalım demiştik yani. Havayı koğuşun bahçesinde alırsınız. Hapishanenin çıkış kapısı da değil. Yalan söylemeyin bana. Gardiyan abi, biz kaçmaya çalışıyoruz. Lütfen gitmemize izin ver. Biz burada daha fazla kalmak istemiyoruz. Evet abi, bizi burada aç bırakıyorlar. Bize köle gibi davranıyorlar. Lütfen bırak bizi. Abi evet, buradaki mahkumlar gerçekten bize çok kötü davranıyor. Siz iyi çocuklara benziyorsunuz. Kaçmanıza yardım edemem ama davanızda size yardımcı olabilirim. Ne? Gerçekten mi? Gardiyan abi, sen iyi bir abiye benziyorsun. Lütfen bize yardım et. Bize hırsız diyorlar ama biz hırsız değiliz. Biz sadece topumuzu almaya çalışıyorduk. Gerçekten. Tamam, merak etmeyin. Size çok iyi bir avukat tutacağım. Ama bizim paramız yok ki. Avukat parasını ödeyemeyiz. Evet, bizim hiç paramız yok Gardiyan abi. Sizin gibi iyi çocuklara yardım edecek çok iyi bir avukat tanıyorum. Merak etmeyin, paraya da hiç gerek yok. Yaşasın. Bedavaya hapisten kurtulacağız. Yuppi. Evimize gidiyoruz. Karar verilmiştir. Hadi suçsuz olduğumuzu söyle. Ceza almayacağımızı söyle. Ay, vallahi altıma çiş yapacağım heyecanda. Bir susun da hakimi dinleyelim. Mert, Pelinsu ve Gecan hırsızlık suçundan tam 2 yıl hapis cezasına çarptırılmıştır. Ne? Ama biz suçsuzuz. Ben hapishaneye geri dönmek istemiyorum. Oldu, bize çok kötü davranıyorlar. Hakim bey, lütfen yapmayın. Biz gerçekten suçsuzuz. Yapacak bir şey yok. Kanun kanundur. Zaten avukatınız da gelmemiş. Gardiyan abi de kandıydı bizi. Hani avukat falan gelmedi. Evet, bize yalan söyledi, terbiyesiz. Yetiştim yetiştim. Kusura bakmayın, biraz geç kaldım. Hakim bey durun. Aa, arkadaşlar, avukat geldi. Sonunda. Umarım bizi kurtarır. Evet, dinliyorum avukat hanım. Mert, Pelinsu ve Egecan suçsuz. Kanıtın var mı? Evet var. Gidip kamera kayıtlarını aldım. Ay, inşallah güzel çıkmışımdır. Kızım, güzel çıkmanı boş ver. İnşallah bizim suçsuz olduğumuz gözükmüştür. Ah, doğru. O zaman buyurun. Siz
size kamera kayıtlarını izleteyim. Hakim Bey, görüntülerde de gördüğünüz gibi gerçekten topu almak için o bahçeye girmişler. Yani bu çocukların hırsızlıkla uzaktan yakından alakası yok. Evet Hakim amca, avukat doğru söylüyor. Biz hiçbir şey yapmadık. Anladım. Kamera kayıtları incelendi ve karar değişikliğine gidildi. Ne değişikliği oldu? Yani bizi eve mi gönderiyorsun? Hadi ya, heyecan yaptırma Hakim amca. Söyleyeceksen söyle. Dava düştü. Suçsuz bulundunuz. Serbestsiniz. Evinize gidebilirsiniz. Yasa be Hakim amca. Anneme eskeriz. Avukat abi, çok teşekkür ederiz bizi kurtardığın için. Ne demek çocuklar? Bu benim işim. Sana para falan vermeyeceğiz. Biliyorsun değil mi? Evet, bizim payımız yok. Boşuna para isteme bizden. Merak etmeyin çocuklar. Sizden para alacak değilim. Sen ne kadar iyi biriymişsin ya. Sen de yaşa valla avukat abla. Hadi yürüyün bakalım evlerinize. Aileleriniz merak etmiştir. O zaman arkadaşlar, hadi eve gidip karnımızı doyuralım. Sonra da oyun oynayalım. Sonunda evimize gidebileceğiz. Yuppi. O zaman arkadaşlar, eve son gelen salaktır. Bu sefer ben sana olmayacağım. Durun, beni de bekleyin. Arkadaşlarıma veda edip hemen geliyorum. Arkadaşlar, videoyu sevgilisiniz. Videoyu like atmayı unutmayın. Ve bakın, ekranda iki tane daha video çıktı. Onları da izlerseniz bize birlikte daha fazla vakit geçirebilirsiniz. Sizleri çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın.